Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya yaklaştı ancak bıraktığı izler kolay kolay gitmeyecek gibi. Hastalığı geçiren kişiler virüsün pek çok yan etkisine maruz kaldı. Halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk bunlardan sadece birkaçı. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya ise ortaya çıkan yeni kronik hastalıklardan bahsetti. Beyin sisine karşı uyardı. Vaka sayıları azaldı, kısıtlamalar kalktı. 2,5 yılı aşkın süredir etkisi altında kaldığımız koronavirüs salgınında sona doğru yaklaşırken pek çok uzman pandeminin çok yakında endemik hale geleceğini belirtiyor. Ancak yine de bitti demek için erken. Dalga dalga gelen vakaların bitiminden sonra COVID geçiren, bu hastalığı atlatan insanlara odaklandık ve post-COVID dediğimiz, post-pandemi dediğimiz bir dönemi değerlendiriyoruz. Post-COVID dönemine girdiğimiz bu süreçte hastalığı atlatan kişilerde görülen stres bozukluğu ve unutkanlığa karşı uzmanlar uyarıyor. Koronavirüs döneminde binlerce hasta bakan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, hastalığı geçiren kişilerde ortaya çıkan kronik problemlerden bahsetti. Pandemi dediğimiz post-pandemik stres bozukluğu var. İnsanlarda hala içlerinde bir korku, bir şey olacak korkusu var. Kötü bir haber alacak, başlarına kötü bir olay gelecek korkusu var. İkinci olarak da insanlarda ciddi anlamda bir kronik yorgunluk hali var. Özkaya, hastaların hem psikolojik hem mekanik anlamda etkilendiğini belirtti. İnsanların özellikle elleri kolları kalkmıyor, kronik yorgunluk, kronik halsizlik, beyin sisi dediğimiz özellikle bazı şeyleri hatırlayamama, dış dünyayı çok fazla algılayamama gibi bazı kronik problemler ortaya çıktı. Beyin sisine karşı uyaran Özkaya, insanların artık unutkanlık, halsizlik, bazı kelimeleri hatırlayamama, sinirlilik gibi şikayetlerle geldiğini aktardı. Pandemi sonrası toplumda nasıl şeker hastalığı, yüksek tansiyon, astım, KOAH gibi kronik hastalıklar varken pandemi ile beraber bir koronavirüsten sonra da aramızda yeni bir kronik hastalığımız oldu. İnsanlar yorgun, halsiz, kronik yorgun, eklem ağrıları, nefes almakta güçlük şeklinde ve özellikle hafızada problem dediğimiz beyin sisi dediğimiz problemlerle gelmeye başladı. Bu şikayetler hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Şikayetler arttıkça stres de artıyor. Kendimizi koruyabilmek içinse yeni normal kurallara uymak şart. Evet, devam ediyoruz. Rusya'ya uygulanan petrol yasağı küresel çapta enerji krizine yol açtı. ABD ve Avrupa zor durumda. Amerika krizi aşmak için 2 yıldır ambargo uyguladığı Venezuela'yı muhtaç kaldı ve bu nedenle Beyaz Saray Venezuela'yı yeniden petrol ticareti sistemine dahil etti. İthalat yasağı krizi derinleştirdi. Enerjide dar boğaza düşüldü, Venezuela'nın kapısı çalındı. Amerika ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın işgaline tepki olarak Rusya'dan petrol ithalatını yasakladı. Yasak nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan Amerika ve Avrupa'nın yardımına Venezuela yetişti. Amerika, Maduro yönetimini devirmek için Venezuela'ya 2 yıldır ambargo uyguluyor. Ancak Beyaz Saray enerji krizi sebebiyle şimdi Venezuela ile iyi ilişkiler geliştirme çabasında. Bu kapsamda Venezuela yeniden petrol ticareti sistemine dahil edildi. Hemen ardındansa İtalyan enerji şirketi Eni, Venezuela'dan 650 bin varil petrol sipariş etti. Teslimatın gerçekleşmesi durumunda bu, 2 yılın ardından Venezuela'nın Avrupa'ya ilk petrol ihracatı olacak.